Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi Pars'ı yakalayacağım. Merkeze ineceğim birazdan. Pars'ı yakalayıp buraya getireceğim. Mars'ın yanına koyacağım. Pars kedinin peşinde herhalde. Bağırdım bir. Buralarda değil ama ben şimdi kızgın bir şekilde bağırdığım için o şimdi biliyordur. Ben ortadan kayboldum. Mars'ın yanına geldim. Videoya da buradan başlayayım dedim. Çünkü o ben bağırdığım zaman illaki bir şekilde gelecek. Ama bana gözükmemeye çalışıyor. Bana gözüktüğü zaman da zaten dişilerini gösteriyor. Hırlayarak yanından geçiyor bana sakın bulaşma diye. Şimdi birazdan çıkacağım. Kesin gelmiştir. Hepsini koydum kafese. Pablo'yu yürüyüşten getirip buraya koydum. Pablo! Korsanı Pablo'nun yerine koydum. Lady'yi de onun yanına koydum. Paris, Venüs, Oscar'ı da Escobar'ın yanına koydum. Hepsini ayırdım. Böyle düzenli bir şekilde koyuyorum ki. Yani mesela korsanla Pablo'yu altlı üstü koyduğumuz zaman biri gelirse benden habersiz biri geliyor bazen. Onlar birbirine saldırabiliyor. Telden de olsa. O yüzden böyle aşağıya inerken evden uzaklaşacağım zaman yerlerini değiştiriyorum. Şimdi Pars'ı da alıp buraya geleceğim. Kombiyi de taktık arkadaşlar. Artık şu an çalışmıyor ama çalışacak. Tesisatını çektik. Bakın buradan girişte zaten bunların üstü kapanacak. Montolama olacak. Buradan çıkacak, direkt evi ısıtacak. Siz ne bekliyorsunuz? Yediniz yemleri, daha ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Arkadaşlar, betonu da döktük. Onu da göstereceğim. Ne oldu? Bak narkozun canını sıkmayın bak. Köpeklerden kurtuldu, siz şimdi narkozu darlatıyorsunuz ya. Tamam. Tamam, sakin. Bak içeri girin ya. Oğlum bu narkozda tavuklara böyle takmıyordun. Bu hurmalar olmaya başlayınca tavuklara gıcık olmaya başladı arkadaşlar. Bakın hurmalar düşüyor ya aşağıya. Tavuklar da o hurmaları yemek için oraya yaklaşıyor. Narkoz normalde tavuklarla bir sorunu yoktu. En son işte ödül yemeğini yerken, tavuklar yemeğini çalarken onlara bir saldırmıştı. Ama şimdi bu tavuklar hurmalardan dolayı narkozda hasım oldular. Gel buraya tavuk. Evet, şimdi şu Pars geldi mi? Buralar şimdi biraz dağınık. Yaprakları falan süpürmedim. Şimdi merkeze ineceğim. Ama inşaat da var biraz. Şşt, ne oluyor? Evet, küçük kutu. Paris. Venüs nerede? Hani Venüs? Venüs. Yani zaten Oscar'ı dışarıda bırakıyorum. Oscar geliyor, bunun kapısında yatıyor. Annesiyle beraber olmak için. Burada yatıyor. Bakın korsanla Lady'yi de şeye koydum. Korsanla Lady'yi de Pablo'nun yanına koydum. Bella'yı buraya koyduk. Pars'ı içeri mi koydum? Ne zaman? Pars gelmiş. Oo. Korsan ne oluyorsun ya? Korsanın var ya, Pars'a tahammülü yok. Düşünün siz gerisini yani. Pars'a bile tahammülü yok ya. Bak. Pars! Kim o Pars? Kim o Pars?
Ella hep senin yüzünden ha. Dursan sana ne oluyor ya? Oğlum. Şu Mars parsa alana moran da şeye koyalım. Bu korsana ne oldu ya? Arkadaşlar bu şey söyleyeyim mi gerçekten? Şşt, hayır. Kes. Vallahi sus. Bana sen sus Bella. Sana bir şey diyor korsan. Sen sus, sana demiyor, sır. Senin yüzünden oluyor zaten herhalde. Sana mı geliyor? Allah Allah. Dur, dur, dur. Sus. Bu nereden geldi? Yukarıdan mı geldi, aşağıdan mı? Aşağıdan. Aşağı mı gittin oğlum sen ha? Sus! Ya sus! Korsan buraya gel. Korsan buraya gel. Al o parsa al. Elinle yakalan da elinle yakalan. Elinle yakalan. Onu al. Onu getir Mars'ın yanına. Şerefsiz. Korsan. Şimdi arkadaşlar bu hayvan hani ameliyattan sonra sakinleşecekti falan. Ben korsanın böyle yaptığını görmedim. Bella da kızanda değil. Yanındaki dişi kızan da olmasa bile onun yanında erkek istemiyor korsan herhalde. Niye böyle yaptı anlamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Korsan. Getir onu. Buç. 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 Buç sen ayı mısın Buç? He? He kızım. Ne kızım? Ne kızım? Ne kızım? Ne kızım? Varon. Reyna gel kızım bakın. Reyna gel. Reyna'yı da. Reyna gel. Gel kızım. Reyna'nın ayağı bu şekilde arkadaşlar. Şu an yine sekiyor hafif. Bir ara tam düzeliyordu. Şimdi yine böyle sekiyor ama bilmiyorum ya. Bu içinde de şey yok. Herhangi bir şişme veya kanama bir şey yok. Sadece onu yalıyor. Yarası kanama gibi bir yara değil. Sadece orayı temizlemiş böyle. İçinde herhangi bir şişlik yok ama böyle bir şey batmış olsa falan öyle bir şey de yok. Sus da! Ama yine de onu o üst tabakayı hani jiletle kazıtıyor diyeceğim Mehmet abi. Öyle bir şey mi yapmamız gerekiyor artık? Yine de getireceğim herhalde. Çünkü bekledim. Kuru yerde tuttuk. Kuruydu zaten. Ama şimdi yine böyle sekiyor. Biraz da kendi çekiniyor basmak. Bakın. Gerçi yakınlaştıramıyoruz. Bu kamerada yakınlaştırma olmuyor. Neyse onu halledeceğiz inşallah. Şu an Mars parsa avlıyor. Neredeydin diye. Çünkü ben hepsini yakaladığımda Pars burada yoktu. Aşağıdan geldi.
Yani Pars'a dikkat etmemiz gerekiyor. Caminin yanına bile indi geçen gün. Köpekleri görüp gidiyor artık. Ne oldu? Evet arkadaşlar, beton da döküldü. Beton döküldü. Kalıbı sökülecek. Beton döküldüğünde ben burada yoktum. Sizi mikserden mahrum ettik beton dökülürken. En keyifli videolardan. Ama olsun, döküldü. Siz dökülmüş halini görün. Zaten öyle bir yağmur yağdı ki, yani beton döküldü ama yağmurun altında döküldü. Beton demek ki sağlam, bir şey olmadı betona. Üstünün o şeyini, çimentosunu biraz şey yaptı ama güzel oldu. Şimdi kalıp sökülecek. Herhalde bu bir iki gün içinde tuğlası başlayacak örülmeye. Yığma tuğlayla başlayacağız. Narkoz. Bu horozun da bir ne oldu, uyuz mu oldu, ne oldu anlamadım. Tüyleri döküldü ya. En sevdiğim horoza nazar değdi. Bir çirkin bir şey oldu ya. Kafasının tüyleri yonuldu mu, ne oldu bunu? Baksana, oldu bir şey ya. Kelaynak gibi bir şey oldu. Şu bak bak. Kendini ısırıyor herhalde. Bunun da herhalde sonu geliyor. Diğer horoz vardı bir tane. Onu infilak ettiler zaten. Ben bunları kendi haline bıraktım. Doğal yaşam. Giriyorlar, çıkıyorlar. Bazen ben kapatıyorum ama bazen kendi hallerine bırakıyorum. Zaten bir 10-15 gündür yumurta yapmıyorlar. Yemlerini fazla fazla versem de yine de yapmıyorlar. Ya da yapıp kendileri mi yiyor onu da bilmiyorum ama. Bak orada tavuk var şimdi bak. Bak ta o arkaya gitmiş bak. Narkozun oraya gitmiş bak şimdi. Narkozun onu aldı. Sanki onun yemeğini yiyorlar ya. Orada kesin hurma var. Tavuk oraya hurma yemeye gitti. Bu horozun tipi kaydı ya. Gerçekten. Çok seviyordum onu da şimdi bir. Belki kendine gelir. Ona da sprey mi sıksak acaba? Sprey sıkabilirim. Mavi spreyden sıkayım şu. Tüyleri döküldü ya. Acaba yaşlanınca mı böyle oluyor horozlar? Onu da bilmiyorum ama. Neyse. Yeni bir horoz alacağız herhalde. Yeni bir şey alacağız böyle. Canavar horoz. Horoz! Ne oldu? Yağmur kesti arkadaşlar. Aslında yani 2 saat önceye kadar fırtına vardı. Şu an yağmur kesti. Şimdi bunun kalıp söküldükten sonraki işlemler hızlı bir şekilde devam edecek. Yarın herhalde hava güzel. Yarın evin montalama işlemlerine de başlayacağız herhalde inşallah. Her şey hazır, malzeme falan hazır, ustalar da hazır. Ama öyle bir yağmurlar vardı ki inanamazsın. Böyle ben dedim ki çok büyük seller olur ama Allah'a şükür olsun öyle bir şey olmadı. Karşı taraflara da bakıyorum. Ama yağmur böyle devam etse olur yani. Bakın şuralar geçen sene patlayan yerler. Bu sene çok şükür bir şey olmadı. Toprak suyu emdikçe patlıyor yani. Doydukça patlıyor. Demek ki emmeye daha yer kalmış topraktaki patlamadı. Neyse inşallah yağmurlar daha böyle şiddetli bir şekilde olmaz. Kış geliyor zaten. Yağmur yağdıkça bakın buralar montalama yapmadık. Ben Yutong'da yaptığımız için montalama
Yitong da suyu çekiyor. Sıvas suyu çekiyor. Olmuyor. Mecburen montalamayı yapacağız. Yani kaplamasını yapacağız. İnşallah onu da bir hafta içinde bitiririz herhalde. Öyle ümit ediyoruz. Şimdi iskele miskele kurulacak. Bayağı bir iş. Sonra boyası yapılacak. Bir hafta 10 gün sürer. Otopark, garaj da herhalde bir 10 gün 15 gün sürer. Tahminim bir ay içinde biz bu işleri bitireceğiz. Zaten ondan sonra kar yağar zaten kesin. Tam buradan zaten tuğla örülecek. Buradan yukarı. Tam Al Capone'un kulübenin yanında olacak. Al Capone garajın bekçisi. Şimdi bazı arkadaşlar kapıyı merak ediyor. Demir kapı yapacağız ama belki farklı bir sistem var. Onu da yapabiliriz. Kapı zaten buradaki işler bittikten sonra kapı. Kapıdan sonra zaten başka bir iş olmayacak. Yani kapıyı bizim Sedef Cam'la görüştük. Birkaç fikir var aklımızda. Onu uygulayacağız. Sedef Cam'dan haber bekliyorum bu konuda. Değişik bir sistem çıkmış. Belki onu yapabiliriz. Güzel bir şey yapacağız buraya da. En son kapıyı yaptıktan sonra zaten kameralar falan takılacak. İşlerimiz bitiyor ondan sonra Allah'ın izniyle.